Tablomuzu görelim. Mesela aşkta ne geçiyordu? Üç yıldız vermişsin akreplere. Ee, samimiyetsizlik yaşayabilirler. Yani? Samimi olduklarını düşündükleri arkadaşlıklarda ve ilişkilerde gizliliklerin ortaya çıkacağı bir hafta. Bu sebep ve nedenle iletişim bozulmaları, küslükler, dargınlıklar ve kırgınlıklar tekrar edebilir. Tekrar tekrar gündeme gelebilir. Bir akreple birlikteyseniz, geçmişe ait gizlilikleriniz, saklılıklarınız varsa... Bunlar unutuldu, üstü kapandı diye düşündüğünüz birçok şey anlamsız ve manasız bir şekilde ortaya çıkabilir. Ve bu çıkacak etkilerden dolayı ayrılıklar, kopmalar ve dağılmalar gündeme gelebilir. Çok rica ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle gizlilikten, saklılıktan uzaklaşmaya önem verin ve ayrıca da bundan sonranın devamı, uyumu ve huzuru için asla gizli saklı işler yapmayın, karıştırmayın. Ve bu dönem iş ve kariyer hayatınızda sonuçsuz kaldığını düşündüğünüz parasal konularla birlikte çünkü yeni ayın inanılmaz bir bereketini ve şansını deneyimleyeceksiniz unutulmuş, üstü kapanmış maddi meseleler net bir şekilde ortaya çıkarken çok verimli paralar kazanacak. Hem kendinizi kariyer olarak hem kazanç olarak hem isim ve ünvan olarak yükselteceksiniz. Emek verdiğiniz her şeyi elde edeceksiniz. Ektiğinizi biçeceksiniz sevgili akrepler bu hafta. Ama ne ektiniz? Tohum neydi? Bu da tartışılır. Yani özetle akrepler ektiklerini biçerken Acı eken acı toplayacak, lezzet eken lezzet toplayacak. Dolayısıyla gezegenlerin kombinasyonu diyor ki akreplere ektiğini biteceksin. Bundan sonrasında da iyi tohumlar atmaya özen gösterin hem iş ve para olarak, hem iletişim ve ilişki olarak. Aynı zamanda bu ara e, hırslı ve egosal tartışmalar iş çevrenizde gündem oluşturabilir. Özellikle çevrenizde birbiriyle geçinemeyen insanların ...arasına girmekten korkmayın. Yapıcı olun, birleştirici olun... ...birleştirmeye çalışın ve özen gösterin. Sadece fikirlerinizi açıklarken... E ...eğer arkadaş kayıpları istemiyorsanız... E ...ortada olun. Kimseden yana olmayın. Sadece kendinizden yana olmaya... ...bu hafta özen gösterin. Sağlıkta ve sıhhatte... ...son derece sıhhatli, sağlıklı bir haftada olmakla birlikte bazı akrep beyleri ve hanımları estetik değişimlere ihtiyaç duyabilirler görsel ve düşüncesel değişimlerde yapabilirler dolayısıyla bu hafta değişecek her şey yaşam enerjinizin daha çok yükselmesine etki edecektir ve neden olacaktır ki akrep ayındayız verim ayındayız eee, attığınız her adımın sağlam sonuçlarını görebilirsiniz lütfen Sağlamadımlar atmaya özen gösterin. Estetik yaptırmak isteyebilirler Akrepler. Evet, değişim yani. isteyebilirler, kesinlikle. Hayatlarındakini Zaten... değiştirmezler ama değil mi? Yani <laughs> e, şu var, e, hayatındaki neye göre değişmeli? Bunun kesin kararını verecek. Zaten bence akrepler, Akreplerle birlikte olanların şansını sorgulamak lazım bu hafta. Akrep'in beraber olduğuyla zaten kararsızlıkların bittiği bir hafta, netleştiği bir hafta. Hı hı. Yani akrepler ektiğini biçecek. Hakikaten sadakat ektiği bir ilişkiyle ise sonucu görebilecek. Ama yanlışlar yaptıysa yine aynı şekilde sonucu görebilecek. Dolayısıyla ektiğini biçmekten aklınıza ne geliyorsa, olayı nasıl değerlendirmek istiyorsanız size kalmış o. Aslında bu hayatta hepimiz öyle değil miyiz? Hep hepimiz öyleyiz tabii ki. Ektiğimizi biçiyoruz. Kesinlikle ama kimileri bunun farkında bile değil. Maalesef. Nur. Ee, fark edemedikleri için bir satürn uğrasın da bir görsünler bakalım. Allah başı göstermesin. Öğretmen satürn, Allah göstermesin, hiçbir şey göstermesin ama yaramaz bir insanın akıllanması için de bir baş öğretmen gerekiyor. Ekleyeceğim var mı akreplere? Hayır yok. Peki.